WMS 1.43 versiyonunda palet şablonu kullanımı ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır. Palet şablonunu kullanmak için dikkat etmemiz gereken iki parametre bulunmaktadır. Öncelikle WMS panelde parametreler altında palet parametrelerinde bulunan şablon ayarlarını yapmak gerekmektedir. Burada firma bazlı palet şablonu tanımı yapılabilmektedir. Firmamızı seçelim. Palet başlangıç karakteri olarak PLT belirledim. Palet şablonumuza da 1000 diyelim. Palet şablonunu bu şekilde kaydedelim. Mobil tarafta ise 3 nokta menüsünden ayarlara geliyorum. Burada palet şablonu kullanılsın şeklinde bir parametrem var. Bu varsayılan olarak pasif geliyor. Bu parametreyi aktif hale getiriyorum. Bir giriş işlemiyle örneklendirelim. Siparişsiz mal kabul ekranına geliyorum. Tarihini seçtim. İşlem kısmında palet barkodunu işaretliyorum. Palet numarasını PLT1000 olarak paneldeki palet şablonundan aldığını görüyorum. Paletimize bir malzeme girelim. Girip satırı kaydedelim. Yeni bir palete geçtiğimde numara PLT1001 olarak güncellendi. Tanımlamış olduğum 1000 ile başlayan şablon sırayla arttırarak devam etmekte. İşlemeye devam etmeden palet şablonunu 2000'e çekelim. 1001 numaralı palete giriş yapmaya devam edelim. Buradan kaydet butonuna bastığımda palet şablonu değişmiştir, lütfen değiştirip işleme devam ediniz şeklinde bir uyarı mesajı çıkıyor. Panelde değiştirmiş olduğum palet şablonunu anlık olarak algılıyor ve şablonun değiştirildiğine dair bir uyarı mesajıyla okutulan paletin değiştirilmesi gerektiği uyarısını alıyoruz. Palet şablonu özelliği giriş işlemlerinde kabul, sipariş kabul, kontrollü kabul gibi işlemlerde kullanılmakta. Aynı zamanda sayım işlemlerinde de palet barkodu seçtiğim zaman numara şablondan alınmaktadır. Transfer işlemlerinde yer değiştirme ve ambarlar arası transfer işlemlerinde kullanılmaktadır. Burada biraz daha farklı bir yapı var. Onu da bir örnekle göstereyim. İşlem kısmında bir ürün okutuyorum. Transfer yapacağım miktarını yazıyorum. Alta geldiğimde hedef palet kısmında şablondan al diye bir seçenek bulunmaktadır. Bunu işaretlediğim zaman yine WMS panelde tanımlı olan palet şablonundan sıradaki numarayı alarak ürün yerleştirme veya ambarlar arası transfer işleminde hedef palet okutma işlemi yapılmaktadır. Üretim işlemlerinde palet şablonu kullanımı ise 1.48 versiyonuyla birlikte aktif olacaktır.